Sayın izleyiciler, burada yaptığımız iş tavuklara öteberi atmak. Öteberi dediğimizde çöpe gidecek malzemeleri değerlendirdik. Mesela biber doğradık, çekirdekleri, karpuz, kavun kabuklarının işçilerini çok güzel yemeyi seviyorlar, sıyırmayı seviyorlar. Veya diyelim ki burada kiraz aldık, kiraz çürümeye yüz tuttu. Dolabımızda bunu dönüştürücüye verdik. Bu dönüştürücüler tabii mekanik dönüştürücüler değil, organik dönüştürücüler. Bu organik dönüştürücüler bunları yiyecekler, bizlere yumurta olarak dönüştürüp verecekler. Tekrar bir işe yarayacaklar. Şimdi bizim yemediğimiz artıkları tavuklar çok güzel dönüştürürler. Bunlar dönüştürücüler. Yani husus makine icat edilse herhalde bunlar kadar dönüştüremezler. Hem vitamin değerleri açısından güzel bu şey bunlar. Yeşillik, yeşillikteki o değerli vitaminler alıyor. Tavuklar o çekirdek işleri, mesela kavun çekirdeklerine bayılıyorlar. Bayıla bayıla da yiyorlar. Aynı şekilde biber. Burada çekirdeklerine bayılıyorlar. Bunlar aldıkları yiyecekleri parasal değeri sıfıra inmiş olan ve topluma yük olan çöpleri bile, bizim çöp dediğimiz, aslında çöp değil bunlar, yenmesi mümkün olmayan çöpler bile yerler ve bize tekrar mamul hale getirip işlerler, işlemden geçirirler. Bize yumurta olarak verirler. Gördüğünüz gibi bayıla bayıla yiyorlar. Yiyin benim dönüştürücülerimi, yiyin. Tavuk kadar insanlara faydalı olan hiçbir hayvan yok. Her türlü yenecek şeyi, yani atık değerdeki yenecek şeyi yerler, dönüştürürler ve yumurta yaparlar, et yaparlar aynı zamanda. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizler de bahçeniz varsa böyle dönüştürücü tavuklardan yapın. Çöpe atmayın. Çöp en azından kokutur bunları. Bunlarda koku yapmaz. Sinek oluşturmaz ve sinek oluşuncaya kadar, koku oluşuncaya kadar zaten onları tavuk tüketmiş olur. İyi günler.